vazgeçmiyor. Bak bu çok önemli bir takım için. Biz Fenerbahçe'nin yani Galatasaray kadar mesela Manchester United karşısında ve evindeki Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçı Kopenhag, o geri dönüşleri Türkiye'de herhalde bir tek Galatasaray yapabilir gibi gördüm. Ben Fenerbahçe'de bir geri dönüş oldu mu öyle bir maç? Hiç olmadı. Antalya maçı oldu. Antalya maçında bir geri dönüş. Antalya maçı oldu. Bir tek orada zaten geri dönüş oldu. Bir de Twente maçı. Twente maçı evet. Ama bu Manchester United orası işte evinde Kopenhag gibi takımlar. Ben Galatasaray daha düzenli, Fenerbahçe daha düzenli onun için diyorum. Yoksa güç dengeleri %50-50. Peki Zeki Uzun Türkan'a göre. Ama şu an baktığı zaman hani kafamda oynadım maçı. Oynadın. Oynadığın çabuk zaman oynadın. İşte 90 saniyede oynadın. Levent abinin dediği gibi Barcelona hikayesi. Gerçi Guardiola ben tiki taka oynatmadım Barcelona'da diyor da o pas oyunu diyelim o zaman. Öyle evet, pas oyunu. Ben mi dedim kendi basını ne ya dedi be. Tabii seni suçlamıyorum. Yani. O pas oyunu karşısında Fenerbahçe'nin Galatasaray'da bir çıkış yolu bulur diye düşünüyorum. Çünkü çok kreatif oyuncuları var. Peki net konuştun. Zeki Özgür. Ama Icardi kesin gol atar. Onu tahmin etmek takımın zorunda. Tabii kadro kaliteleri iyi. Ama şunu da kabul edelim. Old Trafford'da dağı devirdi. Yani karınca ile filin savaşı gibi duruyordu kağıt üzerinde maç. Evet. Orada o atmosferde Galatasaray galibiyetle çıktı. Galatasaray'ın büyük takımlara karşı öyle bir özgüven olur. Yani Avrupa devlerine karşı ki hep söylüyoruz yani tarih yazan bir takım Avrupa'da. Şimdi Fenerbahçe tamam 16-16 yaptı kabul edelim. Zorluk derecesi çok yüksek bir maç oynamadı. Bir Adana Demirspor maçını sayabilirsiniz. Çaykur Rize maçını sayabilirsiniz. Antalya maçını sayabilirsiniz. Fenerbahçe Adana Demirspor oynamadı. Bir derbi oynamadı. Oynamadı tabii canım. Beşiktaş oynadı. Beşiktaş oynadı. Trabzon oynadı. Yani sonuçta baktığında Fenerbahçe'nin de hani zor yani test edebileceğimiz bir maç oynamadı. Galatasaray test edeceğimiz maçlar oynadı. Onları hep rahat geçti. O yüzden ben Galatasaray'ın bu konuda daha tecrübeli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki tarafsız sahada oynanması lazım maçın. Kadıköy'de olursa farklı olur. Tamam. Tarafsız sahada. Aslantepe'de olursa yarı farklı yarıya olur. Yarı seyirci. Bir kupa süper final tamam, gibi. Tamam. O şekilde bizim olursa, yayınlayacağımız doğru. Süper kupa finali gibi. O şekilde gibi. Olursa beraberlik ağır basar ama kazanan olursa Galatasaray kazanır. Galatasaray. Levent Düzemen'e göre? Şimdi bu sene Galatasaray'ın en büyük avantajı bir şu oyunda kırılma yaşamaması. Zalgiris maçı ilk maç zemin biliyorsun sentetik geriye düştü geldi 2-1 2-2 bitti maç bir vuruşla. Molde maçı oradaki maç geriye düştü. Maçı tekrardan 2-2 getirdi Molde. 2-1 öne geçti. 2-2 3-2 aldı Galatasaray. Yine öyle bakalım. Kopenhag maçı ilk yarı sadece Kerem 3 tane net pozisyonu var. Biri direkten çıkan. Kopenhag'da 2-0 geriyeden geliyor. 2-2'ye getiriyor maçı. Manchester United maçı geriden 2 defa geriye geliyor. Maçı kazanıyor. Ankara gücü maçı geriden geriye kazanıyor. Bu bir takım refleksidir. Dolayısıyla. Şimdi Galatasaray bir büyük maç olarak Trabzon'la oynadı. Değil mi evinde? Genelde bütün maçların çoğu da deplasmandaydı diye biliyorum. Yani genel anlamda Kopenhag'ı da sayalım büyük maç yani, diye. Yani tabii onların yani, dışında ligdeki yani, lig olarak söylüyorum. Trabzon evinde karşıladı. Bundan sonraki maçı şey oynayacak. Beşiktaş'la oynayacak. Şimdi Galatasaray'ın önünde 3 tane daha test maçı var. Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçı var. Bunların Fenerbahçe deplasman, Adana Demirspor bilmiyorum içeride mi dışarıda mı diye. Bakalım onu bilmiyorum. Da. Bakmadım yani fikstürü yok elimde. Beşiktaş içeride oynayacak. Beşiktaş Galatasaray'ın dengeli bir kadrosu var. İşin gerçeği bu. Fenerbahçe'nin genelde buraya kadar gelirken en büyük şansı da iyi bir fikstüre sahip olmasıydı. Yani evinde oynadığın Fenerbahçe'yi zorlayan bir takım. İçerideymiş Adana Demirspor. Tamam. Beşiktaş içeride oldu. Fener dışarıda. Fenerbahçe'nin bir tek zorlayan takım oldu Antalya. Öne geçti. Sonra biliyorsun kaybetti maçı. Ama işin gerçeği şu. Onun dışındaki ligdeki takımlara baktığımız zaman fikstür avantajı çok güzel. İki defa geçen gün Ender'i dinledim şeyde. Beraber Ender Begin'le Erman Hoca'yı. İki tane maç dışarıda gözüküyor şu anda. İki deplasman var galiba Fenerbahçe Galatasaray maçına kadar. Başka bir deplasman görüyor. Öbür deplasmanlar İstanbul deplasmanları. Doğru mu?
Evet. Dolayısıyla Fenerbahçe çok fazla dışarı çıkmadı. Bunun da bir avantajı var. İyi bir kadronun sezon başındaki bir kadroyu şöyle yakaladı İsmail Hoca. Gelen hocalar, oyuncular hazır geldiler. Daha Galatasaray'da Ziyech sahne almadı. Doğru mu? Zaha yeni yeni oyuna giriyor. Yani hala eski tüfek Mertens'ten faydalanıyorsun. Tete'den yeni faydalanıyorsun. Eğer bunlar Fenerbahçe gibi sezon başında gelen oyuncuların performansını sezon başı verselerdi herhalde bu çok daha farklı bir noktaya getirdi Galatasaray'ı. Bir tek Sanchez böyle fark yarattı değil mi? Çok gelip büyük fark yarattı. Koydu. Yani şimdi sen arkadan oyunu şeyle kullanamıyorsun. Kuramıyordun biliyorsun Nelson'la. Bununla Sanchez'i yönetiyorsun. Aynen. Yalnız ben buradan Okan Hoca'ya bir uyarı yapayım. Antalya maçında Hasan Bolanga oyuna girdikten sonra iki tane Galatasaray'ın pozisyonu var rakibe verdiği biliyorsun. Hı hı. Biri karşı karşıya biri direkten dönen top. Orada Nelson'u alıp Sanchez'i sol stopere koyunca Galatasaray'ın dengesi bozuldu. Bu adam Sanchez sağ stoper. Evet. Solda Abdülkerim oynar. Abdülkerim sol bek oynayacaksa oraya da sol stoper oynayabilecek adamı koyacaksın. Bu da Kaan Ayhan olursa olacak. Kusura bakmasın. Onu o pozisyonu öyle bakın. Çünkü daha evvel yapılan kenar ortaların hepsine Sanchez vurmuş kafayı. Hı hı. Onu bir dikkat etmek lazım futbol görüşü olarak. Kim kazanır anlamadım. Yani, soruya gelir, soruya, cevaba gelirse. Ben cevabı gelince yani Avrupa deneyimine baktığın zaman ben Galatasaray kazanır diyorum. Galatasaray. Peki son olarak Gürcan Bilgiç'e de sorayım. Amma sabırsızsınız Zeki ya. Hayır. Merakleniyoruz ama. Merak ettim ama ya. Vallahi ben de merak ettim. Abi şimdi 11-11 oynanırsa Fenerbahçe kazanır. Ne demek yani bu? Mesela Galatasaray'ı test edeceğimiz iki maç nedir? Kopenhag ve Manu maçları. İkisinde de rakip 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray maçı kazanıyor. Herkes çok değişik güzel açılardan yani, baktı. İşin öbür etabına gelince 16'da 16 yapmış bir takım var. Test maçı olmadı demek haksızlık. Ortada bir oyun var. Mesela dünkü karşılaşmada... Güç anlamında söylüyorum. Dünkü karşılaşmada Kasımpaşa takımı gelemedi. Getirmediler çünkü. Yani gelmek istedi. Var mı planı Kemal Özdeş'in? Bence bu sezon en akıllı taktikle çıkan, yani Levent abi biraz önce eleştirdi haklı. Diğer Çağdaş Hoca'yı, bir de şeyi. İlhan Palut'u. Merkezde 8 kişiyle bir kapandı. Bir kapattı merkezi Kemal Özdeş. Fenerbahçe dikkat edin. Bir golü penaltıdan attı. Bir gol de gene Kanada'da. Evet. Arkaya atılan bir top. Enstantane pozisyon. Tamam başka pozisyonlar da var ama yakaladın. Onlar ikinci yarı artık oyunu açıldıktan sonra. Mesela Abdullah Avcı olursa eğer ondan da benzer bir oyun bekliyorum Fenerbahçe'ye karşı. Böyle merkezin kalabalık kapatıldı. Bir şey sorayım mı? Rize maçının ilk yarı 0-0 mı bitmişti Gürcan? Yok. Rize maçı 20. dakika. Biri 0-0 bitmişti Fenerbahçe'nin. Öyle hatırlıyorum. Soyumu söyleyeyim. Yarısı 0-0 biten Alanya maçı mıydı? Ankara gücü olabilir. Samsun olabilir ya da. Bilmiyorum yani. İkisinden bir maçta biri. Alanya maçı öyle oldular ama onun dışında çok erken gol. Alanya. Evet. Deplasmandaki maç. Evet. Yani, Alanya mıydı? Alanya'da. Yani evet. Takım özelliğinin altını altını çizelim. Sürem doluyor ilk bölüm için. Gelirsek. Ben çok basit söylüyorum. Samsun'la beraberymiş ilk yarı. Icardi o gün oynamasın Galatasaray'da. Ama tam kadro. Hayır canım bize. Cevap ver bize ya. Abi bir saniye söylüyorum. Tamam. Icardi o gün oynamasın. Seçsinler Fenerbahçe'den de bir oyuncu oynamasın. Ben Icardi diyorum. Dzeko oynamasın. Kim kazanır? Dzeko ile Icardi'yi aynı seviyeye koymam bile. Hayır. Kim olur kazanır? Olur mu öyle bir tercihlerden? Yani... Hayır. En önemli hepsi oyuncusu. Hepsi de oynuyor diye. Yani bir oynasın ya. Niye oynasın? Cevabı alayım yoksa reklam sonrasına mı bırakayım? Abi ben genelde şey derim ama Fenerbahçe içerideki maçı çok çok rahat kazanır. Çok rahat kazanır diyorsunuz. Evet. Peki siz de o zaman... Fenerbahçe diyecektin. Niye bu kadar uzaktın ki abi? Yok o olursa yok bu Acun olursa yok yağmur yağarsa. Elini İkardi oynamasın. Eleneni açıklaması gibi oldu. Oğlum o zaman test yapsın ABC diye öyle konuşalım burada yani. Peki siz de o zaman X'te program paylaşımının altına yazın. Fenerbahçe ile Galatasaray oynarsa kim kazanır? Aranın ardından okuyacağım, ayrılmayın.